Mesaj attım. İyi de Kupilim, niye kızın davetini kabul ediyorsun abi en yüzsüzünden? Sanki ben evet yazmayı bilmiyorum. Zaten kız 2 haftadır peşimde. Kardeşim, hani diyorum şöyle yeni ufuklar diyorum, yeni yüzler diyorum. Hani tam zamanı diyorum abi. Kaldın bir yerde takıldın abi diyorum. Abi kayalar falan bile oynuyor ya, aşınıyor ya. Senin gibi durmuyor kayalar ya. Abi heyecan ya, heyecan ya, heyecan biraz. Belki de haklısın be kardeşim en yüzsüzünden. Yani ben de yoruldum. Ben de yoruldum tabii sürekli kovalamaktan. Abi tabii ya. Madem sevdiğimle beraber olamıyorum, beni sevenle birlikte olurum diyorsun sen de. Tabii yani. Özge ya da başkası. Yani panzehir niyetine değil mi? Ya aslında yani Özge'ye de haksızlık etmek istemiyorum. Sonuçta daha tanımıyorum kızı abi. Oğlum, Özge ansiklopedide falan yazmıyor Ö harfinde. Gideceksin, buluşacaksın, görüşeceksin, anlayacaksın falan, konuşacaksınız. Böyle öğreneceksin Özge'yi. Allah Allah ya. Hadi hayırlısı be kardeşim. İnşallah bu sefer bu ilişkide üzülmem. Kardeşim benim be. Ortega, Ortega, Ortega. Haydi haydi bastı. Sedat, gerçekten sen misin? Ne haber Özge? Niye bu kadar şaşırdın? Ne bileyim, ilk defa arıyorsun da beni. Yani numaran varmış demek ki. Ya haklısın. Daha evvel arayacaktım da. Ha, bir türlü fırsat bulamadın. Boşlukları doldurmada uzmansın. Sen de atlatmakta uzmansın. Tamam tamam. Hatamın telafi için sizi yarın akşam sinemaya davet etsem? Bir düşünmem lazım. Yarın ne vardı ya? Bir bekle. Ajandama baktım da yarın uygun görünüyor. Anlaştık o zaman. Yarın saat belirleriz. Tamam, belirleyelim. Hadi bay. Ay, işte bu. Yengoş, 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 yengoş. Güzel yengoş canım. Aman birinin pek keyfi yerinde. Nasıl yerinde olmaz keyfim? Böyle zıplamak, koşmak, uçmak falan istiyorum yani. Tamam, düşeceksin şimdi, dikkat et. Yok yok, bir şey olmaz. Anlat bakalım Özgecik. Büyük buluşma ne zaman? Bir dakika, bir dakika. Sen kazadan sonra medyum falan mı oldun? Ay medyumla ne gerek var? Baksana Sevinçten gözlerinin içi parlıyor. Çok heyecanlıyım Gamze. Evet dedi, evet. Sonunda aklı başına gelmiş. Öyle değil mi Gamze ya? Belki de böylesi daha iyi oldu. Hemen evet deseydi keyfi çıkmazdı. Kaçan kovalanır mantığı yani. Hayır canım, mücadelesiz zafer olmaz mantığı. Peki neyse, bunları geçelim. Büyük buluşma ne zaman? Yarın, yarın, yarın. Ama benim hiç kıyafetim yok. Ah kıyamam Sindirelam benim. Ya olur mu yengoş? Tabii ki var. Ama böyle güzel olsun, özel olsun istiyorum. Peki o zaman yarın tatil günümüz olduğuna göre alışverişe çıkılıyor ve sana yeni cici şeyler alınıyor. Dur bakayım. Bu sana çok yakışacak. Film yıldızlarına benzedim vallahi. Abartma be Gamze, tamam çok güzelim ama yani diğer kızlara da şans vermek lazım değil mi? Yarın seninki bayılacak sana. Bak, yarın bu çocuğu kendime aşık etmezsem bana da Özge demesinler. İşte bu. Bu iş bir olsun Gamze, senin nikah şahidim yapacağım. Sen mutlu ol yeter. Ciddiyim, yardımların için ne kadar teşekkür etsem az. Ben de sana ne yaparsam az. Büyüksün be yenge. O ne be? Abi mini etek giyilir de bu kadar giyilmez abi ya. Her şeyin bir sınırı var abi. Şşt,
Yavru! Hop! Böbreklerin işeyecek be! Keza bak be, akıyor be! Hadi nerede oğlum, hadi nerede? Tuh be kardeşim, tam köşeyi döndü be sen gelirken güzelim. Yani bir saniyeyle kaçırdım be. Eh, artık sen kalktığına göre kardeşi biz de kaldıralım, kahvaltıya geçelim. Kopil, bel altı vuruyorsun. Ortega, bel altı mı vuruyorum? Abi adam uyanmıyor, iyice sızmış ya. Bana ne abi, ben kalktım o da kalksın o zaman ya. Kalksın zaten abi. Özge ile randevusu var. Geç kalacak. Ya ne randevusu ne Özgesi ya. Ben uykum var abi. Ben uyuyacağım. Gitmiyorum randevuya falan. Ne randevusu ya? Benim uykum var. Gitmiyorum randevuya. Ne oldu? Özge'nin adını duyunca uyandım birden. Sevda böceği şene. Ya saçmalama kopilim ya. Abi zaten sen sardın bu işi başıma. Çok meraklıysan sen git. Ben hafiften biraz otlakçı olabilirim ama bu kadar onursuz, aşağılık, adi bir herif yapamaz abi. Tamam kopilim tamam, sinirlenme. Yok abi yok, bu adam kalkıyor. Bu ne ya? Kalkacak abi, bu adam ayağa kalkacak. Evet, güzel de güzel de kahvaltı yapacak abi. Ondan sonra jöleydi, parfümdü, sıkılıyor. Sonra Özge ile buluşup aşk denizine doğru yelkenleri şişirip gidiyorsun Ortega. Yok be abi ya, kız ayıp olmasın diye gideceğim ha. Yoksa hiç gitmek istemiyorum en gönülsüzünden ya. Tabii tabii. Ya buna şey deniyordu böyle. İstemem yan cebime koy mu deniyordu buna? Yok yok abi. Hem ağlarım hem giderim deniyordu. Bravo. Yok yok. Dayak cennetten çıkmadır deniyordur. Şimdi de Ankara Radyosu'ndan Kerem Şenses, Kopil Yurdumses seslendiriyor. Leyla bir Özge candır. Kara gözlü ceylandır. Leyla bir Özge candır. Kara gözlü ceylandır. Durun durun. Ben sizin canınızı alayım da ne görün bakalım nasıl oluyormuş Özge candır. Hop hop sakin olalım hop hop. Hey kendine gel ahbap. Neymiş? Bir daha başkasının telefonundan kimseye mesaj atılmıyormuş değil mi Kopi? Hop! Abi, yok abi kes. Abi, 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 bir dakika sabah sabah. Sakin ol abi. Dur abi. Geçtim Kopi'nin dayak tarih. Uf ya. Nerede kaldı ya? Başlayacak film 5 dakika sonra. Karım ana ya. Şaka gibi ya. Özür dilerim geç kaldım. Olsun canım. Geldin ya sonunda. Yolda trafik kazası vardı. O yüzden felç olmuş her yer. O yüzden geç kaldım. Çiçekler senin için. Bunlar harika. Affediliniz mi efendim? Hadi filme girelim. Özge. Ya filmi boş versek de dışarıda geçsek, sohbet etsek. Hava çok güzel. Ha? Ciddi söylüyorum. Tamam. Benim için fark etmez. Hadi gel gidelim.